Doğum günü kutlamasında ne olacak? Birazdan öğreneceğiz. Hepimiz orada olacağız. Evet, orada bir sürü oyun oynayacağız. Evet, hepimiz çok eğleneceğiz. Yaşasın! Vidi kızım, nerede kaldınız? Geldik anne. 15 dakika içinde otelde olmam gerekiyor. Çünkü yaş çok dakiktir. Bir dakika bile geç kalmaz. Şimdi diğerlerini bırakıp gitmem gerek. Alo? Evet Akash, söyle. Ne? Önemli bir şey mi söyleyeceksin? Şimdi mi? Tamam, bir dakika bekle. Siz gidin, ben hemen geliyorum. Akash benimle bir şey konuşacak. Tamam, geç kalma. Acele et. Kızım, hadi gel, mabede gidiyoruz. Ben gelmeyi çok isterdim ama maalesef benim başım çok ağrıyor. Ben birden ne oldu bilmiyorum. Kafamı biraz oynattığımda bile başım dönmeye başlıyor. Işita bizimle birlikte gelirken de telefonla konuşabilirdi. Belki de yine bir bahane uyduruyor. Ati, acele et kızım, geç kalıyoruz. Bana ne oldu bilmiyorum. Hiçbir şey yolunda değilmiş gibi. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Acaba yaşım arası? Evet Arti, söyle. Yaş, sen neredesin? Ve bu ses de ne? Sana söyledim ya, ben müşteriyle buluşmaya geldim. Evet, söylemiştin. Peki nerede buluşuyorsunuz? Arti, sen benden şüphe mi ediyorsun? Senden nasıl şüphe edebilirim ki, hem neden şüphe edeyim? Ben merak ettim çünkü İçimde çok tuhaf bir his var. Sanki bir sorun varmış gibi. İçimden bir ses, kötü bir şey. Kötü bir şey olmayacak artık. Şu iş bir hallolsun. Ondan sonra sana büyük bir sürpriz yapacağım. Ve eğer buradan erken çıkarsam doğrudan kutlamaya geleceğim. Ve bu arada Tanrı'ya dua et lütfen. Et ki şu iş iyi sonuçlansın. Hı? Tamam, ben tabii ki dua edeceğim. Görüşürüz. Tamam. Güle güle. Umarım her şey yolundadır. Neden bilmiyorum ama hala bir terslik varmış gibi. Buyurun efendim. Meyve suyu istiyorum. Şu masaya lütfen. Başüstü. Ne yapacağını biliyorsun. Evet, biliyorum. Git. Sen mutlu mutlu anneler günü kutla Arti. Gittiğin şu kutlama sona erdikten sonra bütün dünya ve sahip olduğun tüm mutluluklar da sona erir. Yaş. Geldi mi? Evet, o yolda. Geliyor, onunla biraz önce konuştum. O gelene kadar meyve suyu söyleyeyim mi? Benim boğazım çok kurudu da.
Ben hiçbir şey içmek istemiyorum ama sen içebilirsin. Sen de iç Yaş. En azından zaman geçirmek için. Bakar mısınız? İki meyve suyu. Afiyet olsun efendim. Yaş, bu kadar çok düşünme. Kalbim bu akşam her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Yani diyorum ki, Ayu'nun yeri hakkında bir şeyler öğreneceğimize eminim. Sen meyve suyunu iç. İlacın etkisini göstermesi sadece 15 dakika sürecek. Ondan sonra benimle Yaş'ın arasına hiç kimse giremeyecek. Bayım, Bay Harsh Rastogi sizden 402 numaralı odada beklemenizi istedi. Kendisi biraz sonra gelecek. Tamam. Tamam efendim. Yaş meşgulse ne olacak? Onu üst üste aramak doğru bir şey mi? Ama en azından bir kere deneyip onunla konuşabilirim. Dedektif, dedektif hala gelmedi. O gelecek. Aha. Yaş, sen iyi misin? Mumbai trafiğinde kalmıştır. Sana su getireyim mi? Hayır. Sana su getireyim. Görünüşe göre suya ihtiyacın var. Yaş, suyunu iç. Hadi alsana. Özür dilerim Yaş, birden elimden kaydı. Yaş, istersen gömleğini bana ver, kurutayım. Hayır. Yaş, İstersen dedektif gelmeden önce gömleğini kurutayım. Hayır.
Yaş. Dedektif şimdi yoldadır. Sen sadece biraz daha bekle. Ne oldu Yaş? Efendim Artı yenge. Sakın bana bir daha o pis ağzınla yenge deme işit. Senin gibi ahlaksız bir kadın akrabalığın ne olduğunu bilmez. Ve ben senin gibi biriyle akraba olan. Senden her zaman şüpheleniyorum. Ama bugün tamamen emin oldum. Gerçeği kimseye söylememiştim çünkü elimde kanıt yoktu. Ama şimdi bütün aileye senin gerçekte kim olduğunu söyleyeceğim. Çünkü elimde o kadar sağlam bir kanıt var ki ne kadar uğraşırsan uğraş yine de bu sefer kurtulamayacağız. Son seferinde sadece bir tokatla kurtulmuştum. Ama şimdi sana neler yapacağımı göreceksin. Üzgünüm Artı. Beni tanımak için gerçekten çok zaman harcadın. Şimdi senin erişemeyeceğin kadar uzaktayım. Ve sen beni buraya kadar gelip cezalandırana kadar, o zamana kadar yaşı çoktan kaybetmiş olacaksın. Yaş. Yaş senin yanındım. Evet. Beni çok doğru duydun. Senin sevgili Yaş'ın şu an benim yanımda. Benim yanımda. Bana Artı'yı ver. Alo? Yaş? İşte telefonu Yaş'a ver. Alo Yaş? Bırak. Konuşayım mı? Alo. Alo Yaş. Alo. İzin ver Artı ile konuşayım. İstersen Artı ile konuşabilirsin. Kimse seni durdurmayacak. Ama ondan önce olması gereken bir şey. Ondan sonra Artı'ya mutlu haberi verebilirsin. Eminim o da çok mutlu olacak. Şimdi Artı'nın yaşı, İçita'nın yaşı olacak. Serena.
yaş. Keşke ben sana söylemeden anlayabilseydim. Ben seni uzun zamandır seviyorum. O Artie denen kadın hayatına girmeden önce bile seni seviyordum. Hatırlıyor musun Yaş? Sana ilk evlilik teklifini yapan bendim. Senle ben evlenmek üzereydim. Ama Artie bizim aramıza girdi. Yaş, seni kendi canımdan bile daha fazla seviyorum. Sen benimsin. Ve her zaman benim olacaksın. Sana o Artie'den çok daha fazla sevgi vereceğim. Benden ne istiyorsan yapacağım. Senin mutluluğun için her şeyi yapabilirim Yaş. Senin için çok acı çektim. Seni o kadar çok bekledim ki. Şimdi en azından sevgimi kabul et. Ben Artie'yi çok seviyorum. Artie de bende olmayan ne var? Benim neyim eksik? Şimdi beni reddetme. Kendinden hiç utanmıyor musun? Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün? Uzak dur. Yaş, ben seni seviyorum. Ve sana sevgimi göstermek istiyorum. Yaş dinle. Aşkım için her şeyi yapmaya hazırım. Çekil. Yaş. Kimse seni benim sevdiğim kadar çok sevemez. Artie bile. Neden kendini durduruyorsun? Ben seni çok seviyorum. Lütfen bir kez olsun sevgimi kabul et. Yaş, seni çok seviyorum. Saçmalamayı kes. Sen benim aşkıma saçmalık mı dedin? Yaş, neden? Ben seni çok seviyorum Yaş, çok. Sadece beni düşün. Uşita! Hiç pes etmeyeceksin değil mi işte? Sana kaç kere benim kocamdan uzak dur dedim ama hala anlayamadın. Benim yaşıma ne cesaretle yaklaşırsın. Önce çocuğumu elimden aldın. Onun kaçırılmasına neden oldun. Ve şimdi de zorla yaşama sahip olmaya çalışıyorsun. Daha ne kadar alçalacaksın? Sen nasıl bir kadınsın? Sen kadınların yüz karasısın. Yüz karası! Yeter artık! Sen yeterince konuştun. Ama artık benimle yaşın arasına giremeyeceksin. Daha önce de aramıza girmiştin. Ama şimdi yaşımı elimden alamayacaksın. Gerekirse seni öldürürüm ama onu sana vermem. Şurada sen delirmişsin. Bırak beni. Artık yaşımı bırakamam. Senin yaşamana izin vermeyeceğim. Yaş benim. Sadece benim. Sen aklını kaçırmışsın Işita. Sen delirmişsin. Evet, delirdim. Yaşın aşkı beni delirtti. Yaş benim kocam. Sen bana tokat mı attın? Bırak elimi. Artık sen bana hiçbir şey yapamazsın. Yaş benim. Sadece benim. Sen kendini ne sanıyorsun? Kendini böyle düzeltmeyeceksen. Bırak şimdi beni. Sana gününü göstereceğim. Yaş benim, senin değil. Anladın mı? Artık ne yapıyorsun? Bırak beni, sen çıldırmışsın. Şimdi sana kimin çıldırdığını göstereceğim. Artık sen delirmişsin. Sakın yaşıma yaklaşma. Yaş, gözlerini aç. Yaş, ne olur gözlerini aç. Hadi. Sana ne yaptı? Tanrı'ya şükür kendine geldin Yaş. Eğer sana bir şey olsaydı ben... Yaş, bak dinle. Ayımızı işi de kaçırdı. İki tane serseri tutmuş ve şimdi ayımız yetimhanede kalıyor, biliyor musun? Ama merak etme. Biz o yetimhaneye gideceğiz ve ayımız hakkında her şeyi öğreneceğiz. Artie, hangi yetimhane?
Mukti yetimhanesi. Hadi çabuk ol. Yaş, hadi hemen gidelim. Arti, Ayun'u bulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Ayun'u hiçbir zaman bulamayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.